bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler ikram eden, Rabbimize sonsuz hamd ve sena, iki cihan peygamberi aleyhissalatu vesselama salat ve selam olsun. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmin la bey'un fihi ve la hulletu ve la şefa'a. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir günden önce, toleransın, referansın kabul edilmediği bir günden önce sizlere vermiş olduğumuz rızıktan Allah yolunda infak edin. İhtiyaç sahiplerini görün, onların elinden tutun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir mümin bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah-u Teala da onun ihtiyacını giderir. Bir kimse mümin kardeşine, bir insana yardımda bulunduğu müddetçe Allah da o insana yardımını sürdürür. Efendim, KonTV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcımız Abdurrahman Çetin Beyefendi bizimle beraber olacak. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluş amacını, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri ele alacağız. Tabii her zaman olduğu gibi konu ve konuğumuza geçmeden önce kelamların en güzeli ile söze başlamak istiyor. Bugün bizlere İplikçi Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Kaya hocamız Taha Suresi 1 ve 12. ayeti kerimeleri tilavet edecekler. Şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم
لعلي أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. آمنا وصدقنا له ما بين السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Gökte ve yerde ikisi arasında toprağın altında her şey O'nundur. Ve in techer bil kavl. Sözü açığa vursan da, sözü gizlesen de. Ve ya'lemü sürra ve ahva. Gizliyi de, gizlinin gizlisini de Allahu Teala bilir. Efendim, Konte ve ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Ankara'dan bir misafirimiz var. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcımız Abdurrahman Çetin Beyefendi bizimle beraberler. Hemen konumuza dönüyor ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sayın Hocam, ediniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Davetiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Ankara'dan kalkıp buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Ankara'da Ramazan nasıl? Abdurrahman Hocamızın hayatında Ramazan nasıl geçiyor? Türkiye Diyanet Vakfı'nda Ramazan nasıl? Kısaca şöyle bir giriş yapalım. Eyvallah. Ramazan bütün bereketiyle hayatımızın tam ortasında, gerek Ankara'da, gerek İslam dünyasının başka bir ucunda, gerek deprem bölgesinde aynı duyguyla, aynı bereketiyle devam ediyor. Elhamdülillah istifade etmeye ve bayrama ulaşmaya çalışıyoruz. Bu ayda arınanlardan olmak için gayret ediyoruz. Son 10 günün artık girmiş. Evet, bunu da değerlendirmek lazım. Yani. En güzel şekilde. Evet. Saygıdeğer hocam, hiç zaman kaybetmeden, Türkiye Diyanet Vakfımız ne zaman kuruldu? Buradan bir başlayalım. Evet. Sonra kuruluş amacı nedir? Bu başlıklar şöyle, evet. Vaktimiz el verdiği müddetçe inşallah almaya çalışalım. Evet. Ne zaman kuruldu? Hangi hedefler, hangi amaç yola çıktınız? Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii Türkiye Diyanet Vakfı bir iyilik hikayesi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, o dönemki yönetici hocalarımızın, İslam dünyasının ve Türkiye'nin de ihtiyaçlarını gözeterek nasıl bir hareket başlatabiliriz dedikleri bir dönemde, işte Doktor Lütfi Doğan Hoca, evet. Tayyar Altıkulaç Hocamız, Yakup Üstün ve Ahmet Uzunoğlu Hocalarımız bir araya gelerek Türkiye Diyanet Vakfı'nı kurmayı arzu ediyorlar ve süreç böyle başlıyor. 13 Mart 1975'te bu iyilik hikayesi başlıyor. Tabii şöyle ifade etmek lazım, yani seyircilerimizin aklına şöyle bir şey gelebilir, yani niye 75, niye daha öncesi değil gibi. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemler itibariyle vakıfların kurulmasına izin verilen belli bir dönem var. Evet. Bu bir döneme tekabül ediyor. Tabii ki bu vakfın kurulmasındaki çok cihan şumul bir hedef var ama tabii ki o dönemki Kocatepe Camii'nin de inşaatının da bitmesiyle alakalı bir mesele de var. Malumlarınızdır. Ankara'nın merkezinde. Ve hocalarımızın da çalışmalarıyla hep beraber İslam dünyasının da, Türkiye'nin de ihtiyaçları, Diyanetimizin de ihtiyaçları gözetilerek 13 Mart 1975 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı kuruluyor. Tabii ki hem caminin inşası hem de diğer çalışmalarla birlikte birden büyüyen bir deve dönüşüyor Türkiye Diyanet Vakfı tabiri caizse. Milletimizin teveccühüyle büyüyor. İşte bir Kocatepe Camii'nden başlayan bir hikayenin İlk kıvılcımı oradan başlıyor. Tabii farklı kıvılcımlar da var. İslam dünyasından gelenler, gidenler, bunların temsilleri, ağırlanmaları, işte Kur'an kursu hizmetleri ve benzeri gibi birçok hizmetlerimiz var.
Buradan başlayan kıvılcım birden işte 3000'in üzerinde caminin inşaatını yapan bir Diyanet Vakfı'na, gene 2800 küsür Kur'an kursu hizmet binası yapan bir Diyanet Vakfı'na ve daha da ötesi kendi ülkesini aşıp 25 ülkede 100'ün üzerinde Selahattin Camii yapan bir Türkiye Diyanet Vakfı hikayesini beraberinde. Evet. Maşallah. 25 ülkede 100'ü aşkın cami. Hem de Selahattin. Tabii ki. Çok yani bu çerçevede çalışmalarına devam eden bir vakıf ortaya çıkıyor. Tabii vakfın ana gayesi ve felsefesi yeryüzünde iyiliği egemen kılmaya çalışmak. Yani bununla alakalı artık kurumsallaşan bir vakıf ortaya çıkıyor. İslam dünyasının en büyük vakıflarından biri ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki vatandaşlarımızın teveccühleriyle, Allah rahmet eylesin ahirete irtihal edenlere, hayatta olanlara Amin. Sağlıklı, uzun, bereketli ömürler ihsan eylesin Rabbim. Bu çerçevede çalışmalar gün be gün katlanarak, büyüyerek İslam dünyasının ve Türkiye'mizin ihtiyaçları doğrultusunda genişleyerek şekilleniyor ve bugünkü halini alıyor. Çok güzel. O zaman şöyle eğer izin verirseniz, yurt dışındaki faaliyetlerinizden başlayalım. Evet. Bu eğitim, efendim zekat, fidye, fıtır, öğrenci okutma. Yani yurt dışında hangi tür faaliyetler yapıyoruz? Özellikle hangi ülkelere yoğunlaştık? Evet. İsterseniz oradaki TDV'nin faaliyetlerinden başlayıp yurt içine doğru dönüş yapalım. Tabii ki. Tabii şunu ifade etmek isterim. Aslında Türkiye Diyanet Vakfı hepimizin bir yerlerde karşılaştığı bir vakıftır. Biraz zihnimizi zorlasak bunu muhakkak hatırlarız. Ya bir kermeste, ya haçta, ya umrede, ya bir camide, ya bir Kur'an kursunda karşılaştığımız aslında bir hikayedir Türkiye Diyanet Vakfı. Belki 75'te kurulmuştur ama ruhen kuruluş tarihi daha öncelere, yani ruhen olarak işte 1400 yıllık bir İslam medeniyetinin evet. vakıf değerlerini içerisinde barındırır. Akar kültürüyle ortaya çıkar. Tabii ki bu yurt dışındaki hizmetlerde de şöyle ifade edeyim. Dönemsel olarak devletimizin ön plana koyduğu ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiş. Bunu da şöyle arz edeyim. Rahmetli Turgut Özal'ı da buradan anmış olalım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onun bir Türkiye Cumhuriyetleri yönelik, Balkanlar ve Türkiye Cumhuriyetleri yönelik yapmış olduğu bir atılım vardı. Bununla birlikte Türkiye Diyanet Vakfı, tabii o zaman TİKA yok, marif yok ve benzeri buna benzer kurmay kurumlar yok. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı var. Hemen bu coğrafyalarda eğitimle alakalı büyük bir seferberlik başlatıyor Türkiye Diyanet Vakfı. Balkanlardan, Yunanistan'dan tutun da Bulgaristan'a kadar, Romanya'ya kadar Balkan coğrafyasının tamamında bir strateji geliştiriliyor. Ardından hemen Türkiye Cumhuriyetler, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan bu coğrafyalarda bir takım çalışmalar koordine ediliyor. Daha sonraki dönemlerde de işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımı, Asya ve benzeri açılımlarla da birlikte aslında devletimizin çizdiği bir perspektif doğrultusunda da hizmet ağımız bu çerçevede genişliyor. Tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı hep camiyle, Kur'an kursuyla, Kur'an'la anılmıştır, anılacaktır. Tabii ki bu değerlerin merkezinde de eğitim var aslında. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nın bilinenin, genel yaygın bilinenin ötesinde en büyük hizmeti eğitim alanındadır. Yani en büyük önceliğini eğitime vermiştir. Tabii yurt dışındaki okullarımız, işte biraz önce bahsettiğim Bulgaristan'daki İmam Hatip Liseleri, oradaki enstitümüz, İslam Enstitüsü, Romanya'daki kolejimiz, ve diğer Balkan bölgelerinde yapılan hafızlık etkinlikleri, hocalarımıza yönelik yapılan çalışmalar, yurt dışından oradan Türkiye'ye getirip burada okutulup tekrardan Balkan coğrafyasına gönderilen öğrenciler olmak üzere bir bütün içerisinde, yani hem o bölgenin lokasyonunda bir takım çalışmalar yapılırken
gene o bölgedeki çalışmaları destekleyecek, dini hizmetleri destekleyecek insanı yetiştirmeye yönelik modeli de bir şekilde Türkiye'ye getirerek, burada da üniversitede, İmam Hatip'te, okullarda okutarak tekrardan o bölgeye de gönderen çift ayaklı bir eğitim modelini Türkiye Diyanet Vakfı burada benimsemiştir. Ardından Azerbaycan'ın Bakü Türk Lisesi 27 yıllık bir okuldur, öyle ifade edeyim ve ülkenin en başarılı okuludur. Bunlar İmam Hatip diyebileceğimiz okullardır. Eğitim modeliyle, seviyesiyle, her şeyiyle. Gene aynı ülkelerde açılan İslam enstitüleri olmuş. Daha sonra bunlar ilahiyat fakültelerine dönüşmüşlerdir. Devlet kendi bünyelerine almıştır, devlet üniversiteleri bunları. Türkiye Cumhuriyetler ve Balkanlarda özellikle din adamı yetiştirmeye yönelik, yani kaliteli insan yetiştirmeye yönelik, yetişmiş insan meselesini merkezine almış bir vakıf vardır. İlk buradan başlıyor Türkiye Diyanet Vakfı. Tabii ki devletimizin de yönlendirmeleriyle o dönem çok köklü hizmetlere imza atılıyor ve bu hizmetler hiç aksamadan artırılarak devam ediyor şu an köklü bir şekilde. Tabii ki buraya Kur'an kurslarına, dini yüksek ihtisas merkezlerine, Diyanet İşleri Başkanlığımızın merkezlerine getirilip burada eğitim alan hocalarımız, müftülerimiz tekrardan bölgeye gönderiliyorlar. Yani Balkanlarda nerede elinizi bir müftüye değdirmiş olsanız o müftülerin tamamı NÜVAP'tan, yani oradaki ilahiyat liselerinden mezun olmuştur. Bunlar da Türkiye Diyanet Vakfı'nın oranın müftiyatıyla işbirliği içerisinde yürüttüğü, koordine ettiği işte 27 yıllık, 25 yıllık, 20 yılı aşkın hikayesi olan bir eğitim aklıdır. Bu bizim sadece Balkanlar ve Türkiye Cumhuriyetler'deki duruşumuzu ifade ediyor. Gene o coğrafyalardan buraya getirdiğimiz ikinci ayak özellikle uluslararası İmam Hatip öğrencileri. Yıllara sari o coğrafyadan öğrencileri getiriyoruz. Burada uluslararası İmam Hatip liselerinde Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte bir program dahilinde bu öğrencileri eğitiyoruz. Lise denginde bunlar. Evet, lise denginde. Uluslararası. Aynı şekilde fakülte denginde de öğrenciler getiriyoruz. Yüksek lisans ve doktora denginde de öğrenciler getiriyoruz. Bir kriteriniz var mı burada? Tabii lise ki. İçin, üniversite için veya ne bileyim yüksek lisans, doktora için, yani her önüne gelen müracaat edip direkt Ankara veya Türkiye'ye gelebiliyor mu? Yok. Zaten müracaatlarımızın tamamı öncelikle bir sistem üzerinden, bir yazılım üzerinden oluyor. Bu sistem zaten öncelikle bir öneleme yapıyor. Yani bir not ortalamasıdır, başarı skalasıdır, okulun durumudur vesairesidir. Mezun olduğu okulla da alakalı bazı sınırlamalar var. Bir öneleme yapılıyor. Ardından önümüze gelen veriler ayrıyetten bir uzman tarafından değerlendirilerek bunlar tekrardan dikkate alınıyor, tekrardan eleniyor ve en son belli bir mülakat durumu gerçekleşmesi gerekiyor ve bununla alakalı yurt dışına mülakatlara gidiliyor uzmanları tarafından. Bu mülakat süreçlerinde de hem IQ testleri hem zeka testleri, buna benzer bir takım testler de, modern çağın gerektirdiği testler de öğrencilere yapılarak özenle ve itinayla birebir göz temasıyla seçilerek ülkemize getiriliyor ve burada da okutulup yani liseden gelen bir öğrenci eğer başarılıysa üniversiteye, başarılıysa yüksek lisansa, doktoraya devam edebiliyor. Şöyle ifade edeyim. Ya geçen bir öğrencimizle oturup konuşurken 16 yıldır öğrencimiz olduğunu mesela müşahede etmiş oldum. 16 yıldır Türkiye Diyanet Vakfı'nın burslusu. Bu söylediğim sadece Türkiye Cumhuriyetler ve Balkanlar için değil, tüm dünyadaki burs başvurularımızı bu şekilde alıyoruz, seçiyoruz, değerlendiriyoruz, getiriyoruz. Tekrardan bu çocuklarımız kendi ülkelerine dönüyorlar. Şöyle ifade edeyim, bugüne kadar burada okuttuğumuz, mezun ettiğimiz ve ülkelerine gönderdiğimiz 6.000'in üzerinde öğrencimiz var. Evet. Çok kıymetli bir rakam. Tabii ki hemen Türkiye Cumhuriyetleri geçeyim. Ardından bir Afrika'mız var, malum biliyorsunuz. Bir Somali ile başlayan bir açılım oldu bundan 12 yıl önce. Tabii ki İslam coğrafyası, oradaki müftiyatlarla yapılan çalışmalar. Netice itibariyle yani Afrika'ya da hikayemiz çok uzun, yani eğitim tarafında. Bizim 15 ülkede 30 eğitim projemiz var. 30 eğitim? 30 eğitim projesi. Somali'de 2 tane okulumuz var lise seviyesinde. Pakistan'da okulumuz var. Haiti'de okulumuz var.
Yani aslında Türkiye Diyanet Vakfı tamamen eğitimi bir yerde öncelemiş, insan yetiştiren bir modeli önüne koymuştur. Tabii ki bu yurt dışından başladığımız için böyle gidiyor. Yani hani dolayısıyla 10 binin üzerinde öğrencimizin yurt dışında da yurt dışındaki okullardan bugüne kadar 11 binin üzerinde öğrenci mezuniyet verdik. Yurt dışındaki okullardan 15 ülkede 30 eğitim projesinde 11 bin öğrenci bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı'nın destekleriyle mezuniyet fırsatını tamamen yakaladı. Türkiye Diyanet Vakfımız bünyesinde İAŞ'e ibadet bütün masrafları karşılandı ve bunlar mezun oldu. Bunlar full burslu programlar. Onlara geçeceğiz. Genç kardeşlerimiz hazırsa bir eser alalım. Siz de şöyle soluklandırmış olalım. Teşekkür Sonra ederiz. Öğrencilerimizle ilgili diğer gelişmeleri de sizden alacağız inşallah. Evet gençler, hazırsak bir eser alalım sizden. Tevhid etsin diye. Teşekkür ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımızın öncelikle bu iyilik seferberliğindeki hizmete ilk başında gelen öğrenci yani eğitime önem veriyorsunuz. Yurt içi ve yurt dışında da binlerce öğrenciye burstur, İAŞ'e ibadet vesaire orada kalmıştık. Mesela burs olarak tüm öğrenciler burs alıyor mu Türkiye Diyanet Vakfımızdan? Şöyle, yurt dışındaki öğrencilerimiz zaten okullarımızda ya da anlaşmalı olduğumuz okullarda eğitim gördükleri için birçoğu da yatılı oluyor bunların. Burada full burs programı var. Yurt içi tarafından arzu ederseniz biraz bahsedeyim. Yurt içinde de burs stratejimiz yani yurt, burs ve kurs üzerine kurgulanmış genel merkez faaliyetleri çerçevesinde. Yani bir öğrencinin yurdunu, aynı zamanda kursunu, kurs dediğimizde öğrencinin hayatında artı eğitimlerin verildiği İlahiyat Akademi diye bir programımız var. Özellikle burada öğrenciler artı eğitimler de veriliyor okul haricinde. Gene üniversite müftülük ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle ve üniversite işbirliğiyle yürütülüyor. Öğrencilerimize full burs programlarını bu şekilde sunuyoruz. Oraya geçmeden seyircilerimizin daha iyi anlaması için. İlahiyatta yurt dışından gelen bir öğrencimiz okuyor. Evet. Oradan normal, formal manada eğitimini alıyor. Bu gerek akşam, gerek cumartesi veya pazar günleri veya tatillerde işte hadis, fıkıh, tefsir manasında dışarıdan takviye dersler mi alıyor? Evet.
Yani aynı zamanda Arapça tabii ki. Özel bir ayrıyetten bir akademi programı var. Hı-hı. Onu takip ediyorlar. Bu programlara başvurabiliyor vatandaşlarımız. Yani sitemizden yakın takip ederlerse görürler. Tabii ki burada şubelerimizin verdiği bir takım eğitim destekleri de var. Bu burs başarı odaklı. Eğitim desteği de ihtiyaç odaklı. Yani ihtiyacı olan öğrencilere, şubelerimiz. 1003 şubemiz var. Türkiye Diyanet Vakfı'nın belki en büyük gücü budur. Yaygın 1300. Bir kuruluş. Evet. 1003. 1003. İlçelerle beraber. İlçelerle bu. Birlikte evet. 1003 şubesi var. Her şubenin kendi yetkileri var. Genel merkezden aldığı yetkiler var. Dolayısıyla kendileri de bir takım burs destekleri ve farklı destekleri sahaya yönelik operasyon kabiliyetini de ortaya koyarak farklı inisiyatifleri alabiliyorlar. Mesela şöyle örnek vereyim. Şu an Konya'mızdayız. Konya İl Müftülüğümüz yani Konya Şubemiz, Konya Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi şu an Hatay'da hali hazırda 3000 tane depremzedemize yemek ikramında bulunuyor. Maşallah. Yani dolayısıyla aslında bir genel merkez ve 1003 şubeyle çok köklü bir şekilde hareket eden aslında büyük bir yapı var. Yurt içi burslarından çok kısa bahsedeyim. Yurt içinde de bizim birçok burs programımız var. Şu an hali hazırda burs programlarımızda yurt içinde evet. 3206 öğrencimiz var. Full burs programı içerisinde. Bizden destek alan öğrencilerimiz var. Bunlar birebir takip ediliyorlar. Başarı odaklı. Başarısız olma durumunda bursları kesiliyor bunların. Bu çerçevede hareket ediyoruz. İşte yurt dışından getirdiğimiz uluslararası İmam Hatip öğrencilerimiz var. Her yıl dünyanın dört bir köşesinden getirdiğimiz, yani 111 farklı ülkeden öğrenci getiriyoruz Türkiye'ye. Yelpaze oldukça geniş. Evet, evet. Yani bu 3206 öğrencinin neredeyse yarısı yabancı öğrencidir. Hatta daha fazlası yurt dışından getirilmiş öğrencilerdir. Ve bunlar özenle eğitilirler. Ve daha sonra tekrar kendi ülkelerinde dini mübini İslam'a hizmet etmek için gayret ve çaba sarf ederler. Bunlardan ilahiyat okumalarını arzu ediyoruz. İlahiyat da okuyorlar ama farklı bölümler okuyup kendi ülkelerinde tabii ki farklı opsiyonları da ortaya koyan, farklı çalışmaları da ortaya koyan müşavirliklerimizde, Türk Hava Yolları'mızda ve benzeri birçok şirketlerimizde, TİKA'mızda ve benzeri misyon kuruluşlarımızda da çalışan birçok öğrencimiz oluyor. Aslında bir bütün olarak iki ayaklı hem yurt içinde ve hem yurt dışında koordineli bir şekilde eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Şunu öğrenmek istiyorum. Yurt dışından gelen öğrencinin dil problemi nasıl aşıyorsunuz? Şöyle ifade edeyim. Hepsi yurt dışından tabii bunu. Ki yurt dışından gelen öğrencilerimiz özellikle ilk 3 ay yoğun bir Türkçe eğitimine tabi tutuluyor Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte. Daha sonraki süreçlerde de o devam ediyor. Aslında çocukların yaşları da genç oldukları için, lise olduğu için hemen o bir yıl içerisinde hem ders müfredatının gerisinde kalmayıp hem de o bir yıl içerisinde dili çözüyorlar. Çünkü bunlar yatılı oldukları için, yatılı ortamda, Türk öğrencilerle de kaldıkları için bir kaynaşma, kendi hı-hı. okullarında da Türk öğrenciler var. Dolayısıyla Türkçeyi çok hızlı öğreniyorlar. Yüksek bir motivasyonla özel seçilmiş olarak geliyorlar. Bu da bizim için ayrı bir kazanç. Evet. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, sizinle Türkçe sohbet edebilecek işte seviyeye geliyor. Geliyorlar. Tabii bunlar burada lisede okudukları için çok güçlü bir Türkçeleri var. Üniversite okuyorlar ve ardından gidiyorlar kendi ülkelerine. Dolayısıyla yurt dışındaki okullarımızda da Türkçe eğitimi var. Ama tabii ki burada okumak bambaşka bir şey. Tabii ki. O havayı almak, o teneffüsü almak. Konya'da da bugün zaten uluslararası Mevlana İmam Hatip Lisesi'ndeydik. Öğrencilerimizle orada bir hasbihalde icra etmiş bulunduk. Tabii ki yurt içi kaç tarafında... Kaç öğrencimiz var uluslararası İmam Hatip'te burada? Burada 400 civarında, 400. 500 civarında öğrencimiz var. Çalışmalarımız onlarla devam ediyor. Milli Eğitim'le birlikte. Tabii ki asıl Türkiye Diyanet Vakfı'nın şubeleri nezdinde Kur'an kurslarımız var. Burada verilen eğitimler var. İnsanlarımıza yapılan yardımlar var. Bu da gerçekten çok kıymetli. Bir bütün olarak baktığımızda Türkiye Diyanet Vakfı'nın yoğunluğunun çok büyük bir kısmını insan yetiştirme meselesi eğitimin aldığını ifade etmek durumundayım. Öncelikle eğitim. Eğitim öncelikle eğitim diyoruz. Çünkü İkra Bismi Rabbikelle'yi ile başlayan kitabımızda öncelikle eğitim önem veriyorsunuz. Elhamdülillah.
Tabii ki bunları nasıl destekliyoruz sorusu gelebilir akla. Evet, onu soracaktım. Bunu da özellikle zekatlarımızla, yani eğitim doğrudan kaynağı olan bir alan değil, vatandaşlarımızın, hayırseverlerimizin, bağışçılarımızın zekatlarıyla bunları destekliyoruz. İşte bağışçılarımızın gene destekleriyle, yani sadece zekat değil ama ağırlıklı merkez zekat eğitim tarafında, hayırseverlerimizin de bağışlarıyla bu okullarımızı aslında ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu çok kıymetli bizim için. Yani Haiti'de bir okulumuzun olması güzel bir şey. Haiti Müslüman azınlıkların bulunduğu bir yer. Ve orada bir ilkokulundan ortaokuluna ve lisesine kadar bir İslami bir eğitimin İmam Hatip modelinin olması ayrıca ülkemiz adına da bir değer. Öğretmenlerimiz de buradan mı gidiyor yoksa yetiştirdiğiniz Türkiye Diyanet Vakfı'nda yetişen öğrenciler mi orada bunun öncülüğünü veya rehberliğini yapıyor? Şöyle, ya buradan öğretmen göndermiyoruz. Daha çok öğretmenlerimiz bölgeden, lokalden, lokasyondan seçiliyorlar. Yeterli donanım komşu coğrafyalardan olabiliyor. Mesela Somali'de okulumuz var, Kenya'dan hoca buluyoruz vesaire falan filan. Yakın ülkelerden. Tabii ki fakat biliyor. Türkçe ile alakalı hem oradaki Yunus Emre'den teşkilatlarından hem de bizim kendi uzaktan eğitim modellerimizle yer yerde hoca göndererek Türkçe eğitimlerini de destekliyoruz. Sayın Müdürüm, reklama gireceğiz. Reklam vaktimiz geldi. Özellikle şu başla değinmenizi istiyorum. Türkiye Diyanet Vakfımızın bir başlığı vardı. Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin. Evet. Bu başlığı biraz irdeleyelim. Bu bizim için çok önemli ama kısa bir reklam. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, iftara doğru programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin Beyefendi bizimle beraberler. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinden bahsediyoruz. Öncelikle faaliyetimiz, öncülüğümüz, iyiliğimiz eğitim üzerinde dedi kıymetli hocamız. Bunun yanında kardeşliğimiz zekatımız olsun, zekatla kardeşliğimizi pekiştirelim. Bu başlığı bir açmak istiyorum. Yurt içinde, yurt dışında bu zekat faaliyetleri nasıl oluyor? Şu an bizi izleyen kardeşlerimiz, ya ben de bu kervanda olmak istiyorum, ben de Türkiye Diyanet Vakfı'na bir yardımda bulunmak istiyorum diyenler, ilçede oturanlar nasıl bir yol takip edecekler? İlde oturanlar EFT yapabiliyor mu? Online sistemden olabiliyor mu? Bununla ilgili Sayın Hocam'ın görüşlerini alalım. Evet. Şimdi kardeşliğimiz zekatla bereketlensin diyoruz Türkiye Diyanet Vakfı olarak. Tabii zekat dinimizin önemli şiarlarından biri. Aslında bir görev, bir farz. Tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı da bir güven kuruluşu özellikle. Bir ibadet olması hasebiyle de Türkiye Diyanet Vakfı buradaki çalışmaların tamamını Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan onay alarak harcamalarını yapar, buna göre hareket eder. Bir Diyanet çatısı altında olan bir kuruluş olarak vatandaşlarımızın özellikle bu noktada yüksek güven duymalarının birinci sebebi budur. Zekat ve diğer meselelerde. Yani gönül rahatlığıyla bir kimse Türkiye Diyanet Vakfı'na zekat olarak verebilir mi? Kesinlikle. Elhamdülillah diyerek bunu ifade edeyim. Tabii bir para zekat olarak geldiğinde, tabii vatandaş bize şunu da yapabilir, vatandaşımız diyebilir ki, ben zekat deprem diyorum, ben zekat Arakan, zekat Filistin, zekat Yemen bu şeklinde tabii var. Ki, tabii ki şartlı olarak da bağışlayabilir. Çok güzel. Bunu peki nasıl yapacak? Herhangi bir, özellikle zekatı biz sadece katılım bankaları üzerinden, kurumsaldan alıyoruz. Gidip farklı bankalar üzerinden de bunu yapabilir ama anında o hesaplarda toplanıyor. Zekat vermek istiyorum Türkiye Diyanet Vakfı'na deyip bankaların kurumsal ekranlarında varız. Oradan zekat bağışında bulunabilir. İlde ilçede bulunanlar doğrudan müftülüğümüze giderek şartları varsa şartlarını söyleyerek de bu bağışlarda bulunabilirler. İlla ki genel merkeze göndermek istemeyenler, ben dünya çapında paramın, zekatımın harcanmasından ziyade Konya'da harcanmasını istiyorum.
İşte Selçuk Belediyesi'nde, işte şu ilçede, Meran'da, burada harcanmasını, Meran'da vesaire de harcanmasını istiyorum diyorsa, müftülüğümüze giderek doğrudan harcanma alanına özgü de bazı şartlar koyarak, sadece öğrenci bursu diyebilir mesela ya da buna benzer şartlar da koyarak bağışında bulunabilir. Tabii ki zekatlarla biz mazlumlara, mağdurlara yardım ediyoruz. Evet. Malumunuz uzun bir Suriye krizi vardı. İslam dünyasının kriz bölgeleri var. Filistin, Yemen, Arakan'dan tutun da birçok bölgeye kadar. İslam dünyası, Pakistan'ın bazı bölgeleri, Keşmir olsun, farklı bölgeler olsun, Hindistan'da bazı bölgeler, Sri Lanka'da bazı bölgeler. Dolayısıyla bu bölgelerin tamamında zekat fakir ve muhtaç olanlar için dinimizin uygun gördüğü alanlarda kullanılıyor. Özellikle de eğitim için kullanılıyor. Tabii eğitimin en stratejik tarafı da geleceğe yönelik bir yatırım olmuş olması. Yani geleceği değiştiren bir hizmet olması. Zekatın en çok burada kullanılmasının ana sebeplerinden biri de budur. Yani geleceğimizi değiştirecek, istikbalimize yön verecek bir hizmeti destekliyor olması çok kıymetli. En güzel yatırım insana yatırım. Evet, insana yatırım. Tabii ki muhtaçlarımız var, miskinlerimiz var. Biz bunlara yardım etmeliyiz. İşte mazlum, mağdur dediğimiz kardeşlerimiz var. Zekat buralarda da kullanılıyor. Tabii ki bir yıl içerisinde hemen zekatlar gönderilir gönderilmez en hızlı bir şekilde karşı tarafta zekatın sahibi olan tarafa ulaştırılmaya gayret ediliyor ve ulaştırılıyor. Yani SMS yoluyla işte zekatınız tabii ki temlik yoluyla gerçekleştirme manasında. Kesinlikle. Biz zaten her bağışçımız otomatikmen geri dönüş yapıyoruz. Bize gelen bağışa yönelik bir geri dönüş yapılıyor ve çok hızlı bir şekilde sahada şart varsa şartlı alanda, ilgili alanda mesela şu anki deprem faaliyetlerinde zekat gerçekten çok aktif bir rol oynuyor. Bunu da açık ifade etmek durumundayım. Bir İslam kuruluşu olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu olarak, Diyanet'in bir kuruluşu olarak zekatı en yüksek hassasiyette yürüten kurum olduğumuzu ifade etmek durumundayım. Referansınız da zaten Din İşleri Yüksek Kurulumuz. Kesinlikle. Bazı mesela şaibeli alanlar olabilir, sorunun sorulması gereken alanlar olabilir. Biz doğrudan kendi içimizde yazışarak zaten bütün bu fetvalara istinaden harcamaları yapıyoruz. Çok güzel. Peki bir de hayri hizmetler ile insanlık için varız efendim şeyiniz var, projeniz var, çalışmanız var. Yani yeryüzünde sel, afet, yangın, efendim buna benzer dünyanın dört bir yanda. Böyle bir şeylerle karşılaştığı zaman insanlık, Türkiye Diyanet Vakfı oralara da milletimizden aldığı, halktan aldığı yardımları bir köprü sanki tabiri caizse vasıtasıyla oradaki insanlara da ulaştırabiliyor. Buna da hayri hizmetler ve insanlık için varız. Evet. Bu sloganınızda bunu açar mısınız? Şöyle ifade edeyim. Dünyanın dört bir yerinde krizler var. Nasıl biz bir deprem yaşadıysak. Her tarafta olabiliyor. Endonezya'da, Malezya'da, Pakistan'da, yeri geliyor İran'da, yeri geliyor farklı bir coğrafyada. Yaşanan her türlü afet ve krizde Türkiye Diyanet Vakfı, milletimizin de destekleriyle bir inisiyatif alarak evet biz de varız diyor ve yardıma gidiyor. Bu insani krizlerde çoğu zaman din, dil, ırk ayrımı gözetilmez. Mesela Endonezya'da bir yanardağ patladı, ardından bir sel afeti oldu. En son Pakistan'da mesela Pakistan'ın üçte ikisini bir metrenin üzerinde sular bastı. Bunların hepsinde Türkiye Diyanet Vakfı oradaydı. Onun haricinde İran'daki depremde, farklı yerlerdeki insani krizlerin tamamında biz varız. Çünkü vatandaşımız var. Çünkü insanımız var olmak istiyor. Çünkü toplumumuz bir hayır toplumu. Çünkü toplumumuz bir sadaka toplumu. Böyle bir milletiz. Ve son 3 yıldır, son 4 yılda Türkiye Cumhuriyeti gayri safi milli hasılasının ölçeğinde bakıldığında dünyaya en fazla yardım götüren ülke olarak karşımıza çıkıyor. Maşallah. Bu milletimizin ne kadar hayırsever bir toplum olduğunu da ifade ediyor açıkçası. Hayırseverlik sadece bir hayrı vermek değil, İslam dünyasındaki ya da dünyadaki krizlere duyarlı olmayı da beraberinde getiriyor. Evet. Yani orada bir kriz var, biz burada nasıl tok olalım? Yani var olandan biz niye paylaşmıyoruz şiarını? İşte Ramazan paylaşmaktır diyoruz.
Ramazan sorumluluk diyoruz işte. Tam da bu sorumluluğu yerine getiriyor aziz milletimiz. Tabii bu sene istisna. Bu sene yurt dışına çıkmadık. Yani her sene Türkiye Diyanet Vakfı 80, 90, 100 ülkeye gider. Oralarda operasyon yürütürdü. Bu sene tamamen kendi depremimizde, kendi yaralarımızı sarmak için büyük bir gayret ve çaba sarf ediyoruz. Tabii ki İslam dünyasının krizleri oluyor. Burada Müslüman olmayan toplumlar oluyor, yaşanan krizler oluyor. Bunların tamamına bir Müslüman olarak duyarlı olmama ihtimalimiz yok. Yani hayri hizmetlerle bunun için varız, insanlık için varız. Buradan çıkan bir slogan. Türkiye Diyanet Vakfı 149 ülkede faaliyet gösteren bir vakıf. 149 ülkede faaliyet gösteren bir vakıf. Diyanet İşleri Başkanlığımızın müşavirlikleriyle dirsek teması içerisinde İslam dünyasında yaklaşık 2000'in üzerinde partner kuruluşla İslam dünyasının müftiyatlarıyla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlıklarıyla, Şeriye ve Evkaflarıyla birlikte projeler üreten, buradaki krizlere müdahale eden bir güce de sahip, bir teşkilat gücüne de sahip. Şu dikkatimi çekti Sayın Müdürüm. Biz dünyanın dört bir yanına milletimizden topladığımız bu yardımları Türk Diyanet Vakfı olarak sadece Müslümanlar değil, insan, ihtiyaç sahibi insanlara da ulaştırabiliyoruz. Evet. Yanlış anlamadım. Kesinlikle. İnsan. Şöyle ifade edeyim. Mesela Afrika'nın bazı bölgelerinde köyler var. Kurbanı kesiyorsunuz, dağıtıyorsunuz. Evet. Şimdi köyler karışık. Köyün birinde Müslümanlara dağıtıp diğerine dağıtmadığınızda bu olmuyor. Olmaz. Çünkü hepsi ihtiyaç sahibi. Ya da bir insani krizde siz insanların diline, dinine ve mezhebine de bakmıyorsunuz. Yani selden etkilenmiş, insanların evleri yıkılmış, her şeyleri yok olmuş. Dolayısıyla burada bir ayrım yapmanız mümkün değil. Yani orada bir afetzede konumunda oldukları için bütün bu yardımlar oralara ulaştırılıyor. O insanlara da yardım ediyoruz ve bunun çok farklı dönüşlerini de gördük biz. Yani elhamdülillah. Müslüman olanlar da olabiliyor mu? Tabii ki, tabii ki. Bu çok uzun hikayeleri var. Yani kendilerine yardım götürüldüğü için bunu çok farklı okuyup. Yani çarpıcı örnekler varsa alabiliriz. Tabii ki Afrika'dan mesela bir kurban olayında hani Müslüman olmayan bir kabileye de kurban dağıtıldığı için, götürüldüğü için, saygı gösterildiği için bundan çok etkilenip, yani normalde bir düşmanlık beklerken bu nasıl olur şeklinde bir düşünce üzerinden başta kabilenin reisi ve bütün kabile Müslüman oldular. Yani buna benzer çok hikaye var aslında. Zaten dinen de kurban ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, ister zengin, ister fakir, herkese ikram edilebilir. Dinen de bir sakınca yok zaten. Kesinlikle. Ya aslında şöyle ifade edeyim kıymetli üstadım. Yaptığımız işler aslında sadece birer iş değil, birer proje ismi değil. Bunlar birer irşat. İslam'ın güzelliklerini anlattığımız, altında yatan aslında asaletini, işte, zarafetini ve nezaketini anlattığımız, bizatihi davranış olarak anlattığımız irşat faaliyetleri. Öyle ifade edeyim. Çok güzel. Bu çok vurucu cümle oldu. Zaten olması gereken de bu. Yani siz oraya bir hizmeti, bir yardımı götürdüğünüz zaman aslında ciddi manada irşat etmiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Onu kazanıyoruz. Bir de unutursan yetim kalır. Evet. Nice insanlar vardır. Annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş. Bu sadece yurt içinde değil, yurt dışında da olabilir. Nice böyle yetimlerimiz vardır. Yetimlerle ilgili Türkiye Diyanet Vakfınızın ne tür faaliyetleri var? Şöyle ifade edeyim. Bir kere yurt dışındaki okullarımızda yetimleri önceliyoruz. Yani aslında yetim çalışmamızı da eğitim merkezli yapmak istiyoruz. Yani eğitimine dokunamadığımız bir yetim bizim için yeterince kurtarılmış bir yetim değildir. Dolayısıyla biz onun eğitim hayatına dokunmadığımız, yani bir tas çorba verdiğimiz, al kardeşim dediğimiz kişiden ziyade eğitimiyle, ahlakıyla, yaşantısıyla, ailesiyle kendisine dokunduğumuz bir yetim çalışması yapıyoruz açıkçası. Tabii ki yurt içinde şubelerimiz aracılığıyla on binlerce yetime, gene yurt dışında da on binlerce yetime destek veriliyor. Hamilelik biraz daha spesifik bir mesele. Daha böyle hatları ve yeri belli bir mesele. Fakat biz özellikle eğitim çalışmalarımızla ilişkilendiriyoruz. Yani bir yetimi destekleyeceksek muhakkak onu bir eğitim çalışmasıyla ilişkilendirerek değerlendirmek istiyoruz. Buna benzer şartlar da koyuyoruz yereldeki partnerlerimize. Sadece karnının doymuş olması yetmez. İşte Kur'an öğrenmesinden tutun da adab-ı muaşeretinden diğer meselelere kadar
Hatta bazı donanımları da onlara sağlıyoruz. Mesela Arakan kamplarında İngilizce, Arapça öğretiyoruz çocuklara. Harika. Ve Bangladeş, mesela Bangladeş'teki kamplarımızda Arakanlı kardeşlerimize. İşte yetimleri destekliyoruz ama bir takım dini vecibeler de onlardan, dini görevler de istiyoruz. Yani mesela hafız bir yetimimizin, işte diyoruz ki sen camilerde bir hafızlık halkasında hadi bakalım bir yerde görev yap diyoruz. Dolayısıyla hani yetimi toplumun içine kazandıran, sadece maddi olarak destekleyen değil, bizatihi toplumun merkezine koyan, eğitimin merkezine koyan bir bakış açımız da var. Yani dolayısıyla bu çerçevede vatandaşlarımızın yetim destekleriyle de çok büyük işler icra etmeye çalışıyoruz. Bizi izleyen seyircilerimiz, ben de bir yetimin hamisi olmak istiyorum. Birebir bizatihi yetimle irtibata nasıl geçebilirim? Böyle mi, yoksa yine o da Türkiye Diyanet Vakfı'nızın aracıyla mı oluyor? Belki izleyenlerden ben bugün hocamın efendim o güzel anlatımından dolayı bir tane yetimin elinden tutmak istiyorum dese. Evet. Nasıl yönlendirirsiniz? Hemen şöyle, yetime genel bir bağış yapabilir. Bu bizim yetim çalışmalarımızda genel kullandığımız bir ana alandır. Burada aile yanında hamilik olabiliyor. Yetim ailesinin yanında kalan yetimler var. Biz yetimhane modelinden çok ailenin yanından çocukları koparmak istemiyoruz. Ailenin yanında kalacak. Ailenin yanında yetim himayesiyle alakalı bir takım çalışmalarımız var. Bu aileye destek verebiliyoruz. Bu çocuğun eğitimine destek verebiliyoruz yetim çalışmasında. Bu çocuğun kültür hayatına destek vermek için bir takım projelerimiz var. Tamamen yetim himayesi dediğimiz, yani bu çocuğun eğitim dahil, yaşam standartları dahil her şeyini karşıladığı bir yıl boyunca da bir paket programımız var. Bunların hepsi zaten sitemizde mevcut. Gerek bağış sitemizde gerek diğer yerlerde mevcut. Yurt içinde de müftülüklerimizle irtibatlanarak nedir bu yetim çalışmalarımız, ne kadar yetimimiz var diyerek bu çalışmaları da ne yapabiliriz diyerek, ben bunun neresinde olabilirim diyerek şubelerimizden de bilgi alabilirler. Yurt içinde, yurt dışında da dediğim gibi sitemizden gerekli çalışmayı yapabilirler. Bir istatistik var mı? Yani biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak şu an mevcut, örnek veriyorum, 300 tane yetimi barındırıyoruz, bakıyoruz. Hı-hı. Bir sayı verebilir misiniz? Tabii ki sayı verebiliriz. Yani on binlerce diyeyim, öyle ifade edeyim. Destek veriyoruz yurt dışında. Hamilikte de hızlı bir şekilde, yani 2000'e yaklaşmış durumdayız. Eğitim modelleri içerisinde bir takım çalışmalarımız var ama genel sunduğumuz yardım on binlerle ifade edilecek bir yardımdır. Evet, biraz soluklanalım. Tabii genç ki. Kardeşlerimiz hazırlıklarını yaptılar. Bir eser alalım. Eserden sonra kaldığımız yerden müdürümüzle söyleşimize devam ediyoruz. Ali almış sancağı.
Efendim teşekkür ediyorum. Tekrar KONTV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcımız Abdurrahman Çitin Bey, beyefendi bizimle beraberler. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinden bahsediyorlar. En son olarak yetim, unutursam yetim kalır projesinden bahsettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor yetimle ilgili. Kim yetimi kollar, elinden tutar, ona yardım eder, ona bir vasilik yapar, ona sahip olursa yevmu kıyamette ikimiz beraberiz diyor. Böyle beraberiz. Yani cennete o kadar birbirimize yakın olacak buyuruyor. Kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendim, kıymetli üstadım, bir de kardeşlerini unutma, beklenen sensin. Nedir bu? Bu bizim Ramazan çalışmalarımızdır. Yani daha önceden bahsettiğiniz işte kardeşlerini unutma, beklenen sensin. Bizim tamamen Ramazan çalışmalarımızı ifade eder. Ramazan döneminde dünyanın dört bir yanına gideriz normalde. Çok farklı bölgelerde birçok operasyonlar yapılır. Fakir fukaraya yardım edilir, zekatlar dağıtılır. Sadece işte gıda ziyaret amacıyla değil. Tabii gıda kolileri. İhtiyaçları karşılanır. Aynı zamanda burada Kur'an-ı Kerimler dağıtılır. Ramazan iklimini İslam dünyasında beraberce yaşadığımız, problemleri beraberce konuştuğumuz, çözdüğümüz, İslam dünyasının fakirlerine gittiğimiz bir dönem bu dönem. Ama bu yıl ilk defa depremden dolayı tamamen yurt içine odaklanmış durumdayız. Tabii ki aslında bu normalde hem yurt içini hem yurt dışını kapsayan bir çalışma. Evet. Yani 1003 şubemizle birlikte biz zaten yurt içi ve yurt dışı şeklinde ortak hareket ediyoruz. Yani bilançomuza da dönüp baktığımızda, yaptığımız işin hacmine de dönüp baktığında aslında bizim yaptığımız işlerin %50'si yurt içine, %50'si de yurt dışına tekabül etmektedir. Tabii böyle daha çok yurt dışına giden bir kuruluşmuş gibi bir algı da ister istemez yer yer ortaya çıkabiliyor. Belki orada yapılan haberlerin İşin doğası gereği biraz daha göze geliyor olmasından da kaynaklı olabilir açıkçası. Yani %100 oraya gidiyor değil. Kesinlikle. Yani Türkiye Diyanet Vakfı yaptığı işlerde muhakkak yurt içi kadar yurt dışını, yurt dışı kadar da yurt içini koordine etme felsefesi içerisinde hareket eden bir kuruluştur. O dengeyi sağlıyorsunuz. Tabii ki. Genel hizmetlerimizin tamamına baktığınızda hatta denge çoğu zaman yurt içinde biraz daha ön plandadır. Yani %60'a tekabül eden kısmı yurt içi kısmıdır. İşte %40'a tekabül eden kısmı yurt dışıdır. Fakat yurt dışının göze gelen tarafı daha fazla olduğu için, daha fazla kulağa hitap ettiği için bu da ister istemez böyle bir algıyı yer yer oluşturabiliyor. Ama hakikat ifade ettiğim gibidir. Evet, bağışçılar zaten bunu belirtebiliyor değil mi? Yani ben yardımımı yurt içindeki şu faaliyetlerde kullanılmasını istiyorum. Tabii ki. Mesela kurban faaliyetlerinde diyor ki ben yurt dışına göndermek istiyorum. Ya da bizim işte biraz sonra konuşacağımız kurban çalışmalarında, Ramazan çalışmalarında yurt içine paket, yurt dışına paket gibi seçenekler var. Genelde bizim bağışçımız tercih ettiği alanda şartta harcamak zorundayız. Yani öyle bir şart varsa zaten oraya gitme zarureti hasıl oluyor. Ama ilk defa bu sene dediğim gibi kendi yaralarımızı sarmak için, kendi insanımızla, kendi bölgelerimizle bizatihi hemhal olduk. Çok yoğun bir şekilde sadece Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Bir kardeşimiz şöyle sorar, aynı yardımları da Türkiye Diyanet Vakfı kabul ediyor mu? Kabul ediyorsa nerelere, nasıl vermemiz lazım? Evimizden alabiliyorlar mı diye soruyorlar. Şimdi şöyle, Türkiye Diyanet Vakfı aynı yardımları tabii ki kabul ediyor. Malumunuz Kur'an kurslarımız yıllardır aynı yardımlarla bir şekilde desteklenmiştir. Okullarımız, müesseselerimiz aynı yardımı muhakkak kabul ediyoruz. Bununla aynı yardım meselesiyle alakalı bunu şubeler nezdinde kabul ediyoruz. Yani şubelerimiz aynı yardımı kabul ediyor ve onu değerlendiriyorlar. Genel merkez olarak biz şu an deprem haricinde bir genel aynı yardım kabul etmiyoruz. Çünkü özellikle şubeler. Çünkü aynı yardım alıp Ankara'ya götürüp bir lojistiğe koymanın, tekrardan bir yerlere dağıtmanın bir anlamı yok. Yani aynı yardım lokasyonda ilk ihtiyaç duyulan yere dağıtılan genelde yardım oluyor. Olağanüstü krizler hariç.
Yani işte deprem oldu, hepimiz aynı yardımlarımızı bölgeye gönderdik. Evet. Ama normal standart şartlarda aynı yardım daha çok genelde işte Konya'mızda, burada ihtiyaç duyulan yerlerde, yerelde tüketilen bir konudur. Mesela yurtlarımız aynı yardım bağışında bulunan oluyor. İşte zeytininden tutun, oranın İAŞ ve benzeri gibi ihtiyaçlarını karşılayanlar olabiliyor. İşte kimya sanayinden temizlik malzemelerini karşılayan, tabii ki aynı yardımları biz lokalde değerlendiriyoruz. Özellikle belirtmiş, ben bir valiz giyecek hazırladım. Hı hı. Bunu kime teslim edebilirim şeklinde. Tabii birisi. İlçe şubemizle irtibata geçebilirler. Evet, yani orada gittikleri tabii zaman ki. Kabul edilir bunlar. Tabii ki. Öncelikle bir bilgi vermeleri gerekiyor. Hı hı. Çünkü orada da bir mesela bir dönem işte şu toplanıyor, bir dönem bu toplanıyor. Bir strateji var. Dolayısıyla ona göre hareket ediliyor. Kurbanını paylaş, kardeşine yakınlaş. Güzel evet. Bir başlık. Evet. Neyi ifade ediyor? Kurbanımızı ifade ediyor. Dünyanın dört bir yanına, yedi kıtaya tabiri caizse gidiyoruz kurbanda. İnşallah bu yıl da gideceğiz. Yurt içi ağırlıklı olmak üzere. Kurban bağışlarımız sadece bizim Türkiye'mizin bağışları değil, diasporamızın da kurban bağışları var. Hı hı. Onların da emanetlerini alıp yurt dışında kesiyoruz, muhtaç sahiplere dağıtıyoruz. Hı hı. Ayrıyetten bayramı beraberce idrak ediyoruz. Tabii Türkiye Diyanet Vakfı'nın şöyle bir özelliği de var. Çok bölgede kurban kesiyor. Yani sadece işte Somali'nin 8-9 bölgesinde, yani bir merkezde kestik bitti demiyor. İhtiyaç sahibi olunan bütün bölgelere giderek orada kesimler yaparak dağıtımlarını sağlıyor, koordine ediyor. Vatandaşa SMS'ini dönüyor. Şu ülkelerde kesilmiştir. Allah kurbanınızı kabul eylesin diyerek. Malum biliyorsunuz bu da bir mali ibadettir. Kurban, evet. Ramazan, zekat. Bunu da Türkiye Diyanet Vakfımız dünyada en iyi yapan kuruluşlardan biridir. Dünyada tek başına en büyük organizasyonu yapan kuruluşumuzdur. 600 bine yakın hisseyi, yani ortalama 550 bin ile 600 bin arasındaki bir hisseyi Türkiye Diyanet Vakfımız son yıllarda keserek hem yurt içinde hem yurt dışında gerekli dağıtım ve koordinasyonu sağlamıştır elhamdülillah. 2022 yılında 600 bin. Evet. 2022 yılında 550 bin hisse 550 kestik. Bin 550 hisse. Bin hisse. Ondan önceki yıl 600 bine yakın bir hisse kestik. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. İslam dünyasında bu organizasyonu bu ev safta toplu olarak yapan tek kuruluşuz. Muhteşem bir organizasyon. Büyük bir organizasyon. Yani 90 ülkeye, 98 ülkeye gidiliyor. 400 farklı bölgede, 450-500 farklı bölgede operasyonlar yapılıyor Türkiye Diyanet Vakfı tarafından. Buradan 200-300 kişi gidiyor. Dünyada oradaki yerel partnerler dahil olmak üzere bir kurban organizasyonumuzda 5-6 bin kişi görev alıyor dünya çapında. Çok meşakkatli, zor ama bir o kadar da güzel. Bir o kadar da fakiri, fukarayı sevindiren çok büyük bir hizmet. Zaten milletimizin, aziz milletimizin bu noktada bir güven kuruluşu olduğumuz için bize teveccühü çok yüksek. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında kurbanları en güzel şekilde organize ediyoruz elhamdülillah. Bir seyircimiz sormuş da 550 bin hisse Türkiye'den müdürümüzün bahsettiği ülkelere nasıl gidiyor? Kanaatimce şöyle, burada kesim gerçekleşmiyor. Muhtemelen işte diyelim ki Çat'a gidiliyor. Orada tabii kurban ki. Hisseleri tabii alınıyor, ki, tabii kesiliyor tabii ve orada dağıtılıyor. Burayla ilgili tabii bir açıklık getirirseniz. Zaten hisseler bize geliyor. İşte bu söylediğimiz rakam içerisinde yurt içi hisselerimiz de var. Yurt içi olanlar burada kesiliyor. Yurt dışı olanlar ilgili ülkede satın alımları yapılarak, operasyonu ilgili ülkede yapılarak, mümkünse de fakirlerden bu satın alım yapılarak, aynı zamanda da gene fakirler de bu coğrafyada hem satın alma boyutuyla, hem de istifade etme boyutuyla desteklenmiş oluyorlar. Sadece et olarak değil, belki konserve şeklinde, kavurma şeklinde. Tabii ki, tabii ki. Yurt i̇sraf içinde, olmadan, yurt israf. İçinde özellikle, yurt dışında zaten çok hızlı tüketiliyor. Yani biz onu koordine ediyoruz, çok hızlı bir şekilde tüketiliyor ihtiyaç olduğu için. Yani bir kavurma yapmayı gerektirecek bir durum oluşmuyor. Fakat şunu ifade edeyim, insanlar etleri alıp, kurutup, öğütüp, toz haline getirip belki bebek maması olarak bile kullanabiliyorlar. O da var mı? Yani kampların olduğu, açlığın, fakirliğin olduğu Yemen'de, farklı yerlerde çocuk maması bulunamadığı için, annelerin de sütleri olmadığı için buna benzer Allah işlere Allah. De yarayabiliyor kurban. Bizim için sadece rutin bir et parçası iken onlar için çok farklı görevleri de icra edebiliyor tabii ki.
O bölgelerde satın alım yapılıp o bölgelerde dağıtılıyor. Tabii yurt içinde de bir konserve çalışmamız var. Konserve yapıyoruz. Onu da yurt içi ihtiyaç duyulan yerlerde yıl içerisinde vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Tabii sorular geliyor. Şimdi bir kardeşimiz de şöyle sormuş. Türkiye ile oradaki hisseyi kıyasladığımız zaman arasında ciddi bir fark var. Hı hı. Bunu Türkiye Diyanet Vakfı kendi cebinden mi tamamlıyor? Yok. Yoksa gerçekten o rakamlara alınabiliyor mu diye soruyor. 8. ortak olmaz bir kurbana. Yani evet. Bir kurbanın usulü belli, dini ritüeli belli, bunun farzı belli. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı o paraya hiçbir şey katmadan o bölgede o operasyonu icra ediyor. Kurbanın çok daha ucuza kesilebildiği bölgeler de olabiliyor. Fakat bizim söylediğimiz rakam ilgili ülkelerde kurban kesebileceğimiz rakamdır. Türkiye Diyanet Vakfı bunun için hiçbir şey katamaz. Tamamen paralar alınıyor. Kesinlikle. Siz vekaleti alıyorsunuz. Aynen öyle. O paralarla ama küçükbaş ama büyükbaş hayvanlar alınıyor. Ülkeye göre değişiyor. Kes, yani, evet tabii ki. Coğrafyanın durumuna göre. Değişebilir. Değişiyor. Kimi bölgelerde işte keçi olabiliyor. Kimi bölgelerde büyükbaş, kimi bölgelerde farklılık arz edebiliyor yani konu. Ama kurbana haiz olan hayvanlar orada özellikle seçilir ve bu operasyon çok nezih bir şekilde İslam'ın öngördüğü ve ibadetin edebine uygun bir şekilde icra edilir Türkiye Diyanet Vakfı tarafından. Evet, zekat dedik, hayri hizmetler dedik, yetimin elinden tutma dedik, kurbanını paylaş dedik, bir de bir damla su. Evet. Son dönemlerde malumunuz işte reklamlarda falan görüyoruz. İşte Afrika'da su kuyusu açtırmak isteyen var mı? Bir şey bedeli şu kadar bu kadardır. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt dışında işte Afrika bölgelerinde vesaire kuyu açtırma, çeşme vesaire ilgili faaliyetleri de var mı? Şöyle ifade edeyim. Türkiye Diyanet Vakfı 2015 yılında işte bu vakıf çeşmesi yani su kuyusu değil. Vakıf çeşmesi ve su kuyusu dediğimiz bir konseptle ortaya çıktı. Türkiye Diyanet Vakfı o günden bugüne hiç yüzeysel su kuyusu açmadı. Aslında yüzey su kuyuları bölgenin kuraklaşmasını da sağlıyor. Hızlı bir şekilde tükendiğinde komple kuraklaşan bir coğrafyayla karşılaşıyoruz. Bununla alakalı onlarca makale var. Dolayısıyla biz yaptığımız bir işin İslami olmasıyla alakalı. Yani sadra şifa olması, dertlere şifa olması ve gerçekten dört dörtlük olmasıyla alakalı bir gayret içerisindeyiz. Bu öncülük bize düşüyor. Türkiye Diyanet Vakfı tamamen bugüne kadar derin su kuyusu açmıştır. Yani 200 yani 100 metreden başlayıp 600 metreye kadar derin su kuyuları açarak hem yüzey su kuyularını kurutmuyor hem de kaliteli su insanların ulaşımına sağlıyor. Aynı zamanda da debisi güçlü olan bir suyla insanlara hizmet veriyoruz. Yani bu aynı zamanda güneş enerjisiyle, %80'i güneş enerjisiyle çalışıyor bunların. Çünkü Afrika'nın herhangi bir yerinde yakıt temininin ne kadar zor olduğunu ve pahalı olduğunu tahayyül edebilirsiniz. Bazı bölgeler böyle değil ama dünyanın genelinde yakıtla alakalı zaten bir maliyetler durumu söz konusu. Dolayısıyla biz güneş panelleriyle bu işi çözüyoruz. Büyük su tanklarının üzerine bir yapıyla. Yani bir vakıf çeşmesi görseli yapısıyla yani görsel olarak da bir zevk sunan bir yapıyla çeşmeleriyle birlikte başta insanların temiz su içilebilir su olarak ihtiyacını diğer tarafta da hayvanların su ihtiyacını hatta bazı bölgelerde de tarımsal manada su operasyonları yapabildiğimiz su kuyularımız mevcut. Bunlar yaklaşık ortalama bir su kuyumuz bizim 3 ila 5 bin kişiye hizmet verir. Yani bir iki köyün ortasına kurulur ve on binlerce hayvana da hizmet verebilecek kapasitesine sahip. Bunların en düşüğü 20 tondan başlar. 30, 40, 50 tona kadar da üzerinde gizli bir şekilde su havzası bulunan vakıf çeşmeleridir. Hani şeyde bir arıza olmuş olsa bile, hı hı. Sistemde bir arıza olmuş olsa bile biz onu çözene kadar yukarıdaki o depo bunu kullanımını devam etmesini sağlayan bir sistemdir aslında. Çünkü su aynı anda o kadar çok suyu dağıtamayabilir, çekemeyebilir. Süreç içerisinde suyun yukarıya çekildiği ve daha sonrasında da ihtiyaca binaen dağıtıldığı bir sistemdir. Türkiye Diyanet Vakfı hani bir su kuyusu bedeli de 20 bin eurodan başlıyor. Hani eleştiriliyoruz yer yer niye bu kadar pahalı, diğer kuruluşlar işte çok daha ya da başka kuruluşlar çok daha ucuza açabiliyor. Anlattığımızda anlıyorlar ve destek veriyorlar.
biz 10 yılda su garantisi veriyoruz, sağlamlık garantisi veriyoruz. Bozulduğunda hemen servis vesaire gibi garantileri de sunuyoruz. Bunun da ayrıyeten bir maliyeti var. Yani onu da açık ifade edeyim. Türkiye Diyanet Vakfı bunu da üstlenerek sahada sürdürülebilir bir hizmeti ortaya koymuş oluyor. Sizin açmış olduğunuz turumpa kuyular bir yıl sonra, bilemediniz iki yıl sonra yer suyunun durumuna göre çekilip kuruyabiliyor. Tabii metre olarak siz daha fazla aşağı indiğinizden dolayı maliyet derin, fazlalaşıyor. Derin su kuyusu. Derin. Tabii derin ki su. Üzerindeki teknoloji de yani güneş enerjisiyle çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Turumpalar genelde insan gücüyle çalışan sistemlerdir. Bu tamamen çeşmeyi açtığınızda suyun geldiği ya da hayvanların sudan istifade edebildiği çalışmalar. Bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı 996 su kuyusu açtı, derin su kuyusu açtı. Afrika başta olmak üzere yani Moritanya'dan başlayıp Sahra altı ülkeleri ve Afrika'nın tamamını kapsar. Gene Suriye'de bir takım bölgelerde, gene yurt dışında, Bangladeş'te, farklı yerlerde, dünyanın dört bir köşesinde açıkçası öyle ifade edeyim, su kuyularımız var. Filistin'de büyük su kuyularımız var. Yani şebekeye su veren su kuyularımız var. Yani 500 bin euroya mal olmuş. Hani kimi zaman hani su kuyusu deyince aklınıza küçük bir şey gelebilir ama 20 bin kişilik bir ilçeyi besleyen bir su tesisatından da bahsedebiliyoruz kimi zaman. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı hani bu çerçevede bir tercih kullanarak tabii ki vatandaşlarımız illaki 20 bin eurolar vermek zorunda değiller ama soru da gelmiş. Parça parça da yani diyor. Gücü yetmeyebilir fakat o büyük hizmete aracılık etmiş oluyor. O yani, havuza o da girer. Tabii ki o havuza o da girer. Havuzdan açtığımız kuyularımız da var. Mesela çok derin su kuyularımız var bizim. Mesela Somali'de bir su kuyusu açtık. 600 metreden su çıkarttık. Fakat belediyeler araçlarla oradan su alıp dağıtım yapıyorlar. Öyle bir su kuyusu. Tabii ki bunun tamamını tek bir bağışçının karşılaması da her zaman çok İmkansız mümkün olmuyor. Tabii. Bu havuzdan yaptığımız su kuyularıdır mesela. Yani işte 600 metreden, 700 metreden suyun çıktığı su kuyularından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hizmetin bir tarafında kesinlikle olabilirler, hayır tarafında olabilirler. İlla ki 20 bin euroyu vermek zorunda değiller. Çünkü sürdürülebilir bir hizmet. Yani 10 yıl, 20 yıl devam edecek bir hizmet. Ve biz bunun arkasını çok sıkı takip ediyoruz. Ve hayırsever kardeşlerimiz için de çok büyük bir sadakayı cariye değil mi? Aklı kesinlikle geçin. Yani su en temel gerekiyor. İhtiyaç, en temel ihtiyaç. Yani medrese için, hayvan için, canlı için, her şey için en temel ihtiyaç. Belki en önemli sadakayı cariyelerden biri. Genelde evet. Hani anne baba rahmetli olur, ona bir sadakayı cariye olsun diye hep yapılır. Su deniyor. Genelde hani sebildir, hayattır, sudur, çok kıymetlidir. Şu an hali hazırda da devam eden yaklaşık 200 civarında da su kuyumuz var. Yani bunlar da bitmiş olduğunda 1287 su kuyusunu bugüne kadar biz tamamlamış olacağız. Hani dağıtılmış, parası ödenmiş, operasyonu devam eden 1287 su kuyumuz var. Bunun 996 tanesi de bitmiş durumda. Az ama öz, etkili, sürdürülebilir, İslami bir model içerisinde bir çalışma organize etmeye çalıştı Türkiye Diyanet Vakfı. Çok güzel. Peki şöyle bir soru gelse, ben tamam bir kuyu açtırmak, bir sebil yaptırmak istiyorum ama ben bunu zekatımdan sayabilir miyim diye sorsalar. Biz onu Din İşleri Yüksek Kurulu'na soruyoruz. Sordunuz. Aldığımız cevaba göre tabii burada hareket ediyoruz. İnşai yapılarda malum biliyorsunuz zekat kullanılmıyor. Yani biz gelen hani bu amneye yönelik tabii ki tüm insanlar tabii ki, faydalanıyor. Tabii ki. Bir kişinin değil. Kesinlikle hani hani kimi zaman ayırmak da mümkün olmuyor evet. Bazı operasyonları. Dolayısıyla hani Din İşleri Yüksek Kurulumuzun verdiği cevap çerçevesinde hareket ediyoruz. Tabii ki su kuyularımız büyük bir hizmet sunuyor. Yani şöyle ifade edeyim. Yani biz ortalama bir kuyu 3000 ila 5000 kişi arasına hizmet veriyor. Dolayısıyla binin üzerinde su kuyumuzun olması bizim çok ciddi manada insana ulaştığımızı da beraberinde getiriyor. Mesela bazı operasyonlar yapıyoruz. Yani su kuyusu sadece şey değil. Mesela okul yapıyoruz. Evet. Yanına su kuyusu koyuyoruz. Aslında bunlar ayrı ayrı projeler de olmuyor çoğu zaman. İşte Ramazan bahsediyoruz, kurban bahsediyoruz, yetim diyoruz. İşte o su kuyusunun kenarında bir yetim var.
Onu besleyen Ramazan var. Onu destekleyen kurban var. Onu destekleyen zekat var. Evet, çok yani güzel. Aslında bu bir bütünün parçaları olarak konuşuyoruz şu an ama aslında hepsi bir ekosistemin bir ürünü. Biraz soluklanalım. Tabii ki. Oruç, efendim. Ramazan ayındayız. Evet. İçeri sıcak, güneş size vuruyor. Evet. Efendim, genç kardeşlerimiz hazırlar. Bir eser alalım. Akabinde de reklamlardan sonra Sayın Müdürümüzle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Bu ne yâredir ki merhem bulunmaz. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Ya Efendim, iftara doğru programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İftara dakikalar kaldı. Önemli bir konuğumuz var. Ankara'dan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcımız Abdurrahman Çetin Bey bizimle beraberler. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini konuşuyoruz. Hocamıza dönmeden o diyarın sakinlerine uzanıyoruz. Acaba bizi bugün hangi konu bekliyor? Hep beraber izleyelim. O diyarın sakinlerinin yetişme tarzını öğrenmek için şu değerlendirmeyi yapmamız kâfidir. Bu ölçüler bir insanın hak katındaki itibarını manen ortaya koyacak niteliktedir. Mümin, müminin bir parçasıdır. İhtiyacı beraberdir. Biri diğerinin külfetini yüklenir, onun sevinciyle ferahlar, kederiyle kederlenir. O, kardeşinin aynasıdır. Onda hoşlanmadığı bir şey görse mani olur. Onu doğrultur, hak yoluna yöneltir. Gizlide ve açıkta onu korur. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize olsun. O diyarın sakinleri programından, Nur Dağı'ndan sizlere sesleniyoruz. Hayırda yarışan iki sahabe aklımıza geliyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Rabbim izinden gidenlerden eylesin. Hayırda yarışanlar. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki, hayırda ben seni geçemeyecek miyim? Hazreti Ebu Bekir öyle bir sahabe. Hazreti Ömer öyle bir sahabe. Birbiriyle hayırda yarışanlar. Şu mübarek günlerdeyiz. Acaba hangimiz komşumuzun derdini, sıkıntısını, ihtiyacını biliyoruz?
Acaba hangimiz en son bir yetimin, bir yoksulun, bir kimsesizin karnını doyurduk, ihtiyacını sorduk, onların dertleriyle dertlendik? Unutmayalım ki alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa da bir yetimdi. Ve bizler de yetimlere öyle hassas, öyle ilgi göstermeliyiz ki belki Efendimizin sevgisine, merhametine layık olabiliriz. Allah razı ne buyuruyor? Bir yetimi himaye eden kimse ile ben cennette şu iki parmak mesafesinde olacağım buyuruyor. Biz bu hadisi şerifin müjdesinde inşallah gelin şu mübarek günlerde bir yetim sevindirelim. Onun duasını almaya çalışalım. Komşumuzu, bir ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürelim. Umuduna umut olalım. Unutmayalım ki mübarek günlerdeyiz. Bu mübarek günleri hakkıyla ihya eden kullardan olabilmemiz duasıyla kalın sağlıcakla. Efendim, yayınımızı Konya'dan ve tüm deprem bölgelerinden yayınlayan kanallarımıza ve şu an bizi Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yandan izleyen seyircilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Konuğumuz Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin Bey beyefendi bizimle beraberler. Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışmalarını efendim konuştuk. Sayın Hocam, vakit kaybetmeden bir damla hayat dediniz. Hediyem Kur'an olsun, hediyem kitabım olsun. Bu başlıklara bir değinelim. Akabinde iftar vaktine kadar deprem bölgesiyle ilgili faaliyetlerinizi inşallah neler yaptınız onu konuşalım. Hediyem Kur'an olsun projesi tam bir Ramazan iklimi projesi. Evet. Kadir Gecesi'ne de yaklaşıyoruz. İşte Kur'an'ın nazil olduğu aydayız. Tabii Hediyem Kur'an olsun bir insan yetiştirme modeli olarak zihnimizdeydi. Ve mealli Kur'an-ı Kerimleri dünyanın dört bir yanına göndererek, ihtiyaç duyulan yerlere göndererek bu mesajı daha etkili ve yaygın bir hale getirmekle alakalı bir çalışmaydı bu. Elhamdülillah bugüne kadar 2 milyonun üzerinde bize bağış var. Yani 2 milyon 200 bin civarında Kur'an bağışlandı. Biz de bunu 85 ülkeye 1 milyon 580 bin adedini gönderdik. Yurt içinde ihtiyaç olan yerlerde de kullandık. Tabii burada 41 dil ve lehçe var. Evet. Her ülkenin kendi diline göre meal. Kesinlikle. Evet, o güzel. Tabii Arapçanın yerel hakim dil olduğu yerlerde bu tercüme faaliyeti yapılmıyor. Ama diğer bütün coğrafyalarda meal faaliyetleri yürütülüyor. İşte Rus Hinterland'ı olsun, Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar olsun, Boşnakçı olsun, diğer diller olsun, bütün dillerde çalışmalar yapıldı. Mesela en son işte bugün imzaladığımız metinde Swahilice'ydi. Yani Afrika'nın yerel bir dili. Tamilce gibi yani okunan ve yazılan yerel diller dünyadaki neredeyse tamamı bitti. Bundan bir önceki komisyon mealimiz gene Japoncaydı. Çince mealimiz çıktı. Buna benzer çok kıymetli ve değerli çalışmalar var. Tabii ki İslam dünyasında bir model var, luhlar var. Bu luhlardan çocuklar ezberliyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Bu aslında bir kültürel de bir gelenek. Evet. Fakat Kur'an tekrarlamada ve hıfzettikten sonra onu diri tutmayla alakalı mushaf eksikliği var İslam dünyasında. Türkiye Diyanet Vakfı hem bu mushaf eksikliğini gidermek hem de bunu bir irşat modeline dönüştürmek adına bu çalışmayı başlattı. Tabii bu Kur'an-ı Kerimler o ülkenin kıraatinde ve tarzında oluyorlar. Ona göre dizayn ediliyorlar, ona göre konsepte ediliyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar biz 1,5 milyonun üzerinde Kur'an-ı Kerim'i 58 farklı ülkeye göndermiş durumdayız. Yeri gelmişken de ifade edeyim, deprem bölgesine de şu ana kadar 50 bin üzerinde Kur'an-ı Kerim bölgeye gönderildi. Vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Hediyesi ne kadar seyircimiz diyelim ki ben bu programdan sonra hemen Türkiye Diyanet Vakfı'na para çıkış yapacağım. Acaba kaç TL bedelinde? Şu an 50 TL. 50 TL. 50 TL bedelli bunu yapabiliyorlar. Bir orta boy Kur'an-ı Kerim. Evet, bir orta boy Kur'an-ı Kerim'i gönderebiliyorlar.
bu yurt içinde, yurt dışında, ihtiyaç duyulan yurt içinde işte hapishaneler, hapishaneler vesaireler, Kur'an kursları, imam hatipler, seçmeli din dersi olan okullara yönelik gönderilen Kur'an-ı Kerimler bu alanlarda kullanılıyor. İhtiyaca sari olarak değerlendiriliyor kesinlikle. Kur'an-ı Kerim'i anladık da hediye mi, kitabım olsun? Bu neyin nesi kitabım? Tabii ki aslında şöyle, bütün kitaplar bir kitabı anlamak için aslında yazılmış durumda. Hediyem Kur'an olsundan sonra bir de dedik ki hediyem kitap olsun. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınları var. Hı hı. Üniversitemizin, 29 Mayıs Üniversitemizin yayınları var. Yine aynı çatı altında bulunan İSAM, İslam Araştırmaları Merkezimizin hı hı. yayınları var. Gene Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının bir yelpazesi var. Ve burada çok ciddi eserler var. Bunlar sahih doğru bilgiyi ifade eden eserler. Dolayısıyla bunların ciddi manada ülke içinde yayılması, ihtiyaca binaen kullanılması, okullara gönderilmesi ve benzeri gibi bir durum söz konusu. Bu projede yeni bir projemiz. Aslında Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya çalışırken ihtiyaç duyduğumuz hadis, tefsir, işte bu çağın da gerekliliği olan diğer bilgileri de içinde barındıran bir dini perspektifle yazılmış eserler bunlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i ve çağı daha iyi anlamamızı sağlayacak eserler aynı zamanda. Buna da biz hediyem kitap olsun dedik. Bugüne kadar da 50 bin adet ilkokullara, ortaokullara, ihtiyaç duyulan rehabilite merkezlere, işte hapishanelere, hastanelere, birçok yerlere gönderdik. Tabii buradaki en önemli mesele sadece kitabı gönderme değil. Artık bir yelpaze sunuyoruz. Nasıl? Bir aile seti diyoruz. Yani evlenecek bir ailenin okuması gereken en temel eserleri onlara sunuyoruz. Hı hı. Bir ilahiyat kitaplığı dedik. Bir ilahiyat öğrencisinin muhakkak eğitimi boyunca okuması gereken kitaplar nelerdir? Bir ahlak kitaplığı dedik. Bir bağımlılık kitaplığı dedik. Yani çağın da gerekliliklerini ifade eden. Hı hı. İşte çocuklara yönelik setler var. Ailelere yönelik setler var. İlim setleri var. Dolayısıyla bunların tamamı aslında bir okuma yelpazesini de, yani bir okuma fikriyatını da, bir okuma şeklini de sunmak üzere çalışılmış bir projeydi. Elhamdülillah bugüne kadar 50 bin üzerinde de kitap dağıtımında bulunduk. Gene deprem bölgesine 4-6 yaş çocuklar ve diğer çocuklar için de oradaki kurslarımıza, oradaki eğitim alanında kullanabileceğimiz materyaller olarak gönderimlerini yapmaya devam ediyoruz. Evet, Allah razı olsun. Belki de bugünün en önemli maddesine geliyoruz. Gündemimizde olması hasebiyle. Evet. Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerin neresinde? Hangi tür faaliyetleri yapıyor? Artık iftara kadar da oradaki tabii faaliyetlerinizi öğrenelim. Öncelikle Rabbim bir daha böyle musibetlerden bizleri muhafaza buyursun diyerek duayla başlamak istiyorum. Amin. Şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dileklerimi de buradan ifade etmek istiyorum. Tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı ilk an itibariyle bölgeye intikal etmiş, özellikle insani arama kurtarmada bulunmuş, 300 küsür kişilik ekibiyle bizatihi sahada arama kurtarmaya katılmış. İnsani yardım çalışmalarını depremin sabahı itibari 10 olarak mutfaklarını çalıştırmış, 10, 11, 12 gibi ikramlarda bulunmaya başlamış bir Türkiye Diyanet Vakfı var aslında, krizlere duyarlı. Aslında biraz da buna önceden hazırlık yapmış. Yani buna benzer yurt içi krizlere de hazırlıklı bir kuruluş. Malumunuz son dönemlerde de gerek yurt içindeki diğer depremler, gerek seller, işte Bozkurt'ta yaşanan, işte Giresun'da yaşanan ve benzeri, buna benzer birçok olay. Aslında Türkiye Diyanet Vakfı'nı da diğer kurumlar gibi burada biraz daha teyakkuz halinde ve buraya odaklanır bir hale getirdi. Dolayısıyla biz depremin ilk anından itibaren sahadaydık. İnsani yardım tarafında özellikle oradaydık. Fakat arama kurtarma tarafı çok değerliydi. Bizim arama kurtarma ekiplerimizin tamamı hoca efendilerden oluşuyor. Bunlar gerek bir cenazeyi çıkartmada, gerekse bir canlı ile iletişimde ararken Kur'an-ı Kerim okuyarak arıyorlar. Bir cenazeyi çıkarırken işte Kur'an-ı Kerim'le yukarıya çıkarıyorlar. Tabii aziz milletimizin teveccühü bu bağlamda gerçekten çok değerliydi. Bu çalışmaları da vakfımız yoğun bir şekilde bölgede yürüttü. Tabii ilk anda çok ciddi bir lojistik ihtiyaç vardı. Aynı yardıma ihtiyaç vardı, gıdaya ihtiyaç vardı. Türkiye Diyanet Vakfı ilk günden bugüne 1500'ün üzerinde tırı bölgeye konuşlandırdı. Bölgede hizmete sundu.
Gene 400'ün üzerinde kamyoneti bölgeye hizmete sundu. 3500'ün üzerinde çadırı bölgeye gönderdi. Ayrıyetten 500 tane tabii ki Diyanet ve Diyanet çatısı altında olan bir kuruluş olmamız hasebiyle, beraber hareket eden bir kuruluş olmamız hasebiyle 500'ün üzerinde ibadet çadırlarını, 70 metrekare ile 100 metrekare arası çadırlarımız bölgeye intikal ettirildi. Tabii ki Kur'an-ı Kerimler, ibadet setleri, dediğimiz seccadenin, takkenin, başörtüsünün olduğu bir takım setler bölgeye gönderildi. Tesbihine belki varıncaya kadar. Evet, tesbih, seccadesi ve başörtüsü olmak üzere. Çünkü insanlar birçok şeylerini kaybettiler. Evet. Hatta bazılarımız sevdikleri dahil olmak üzere, canlar dahil olmak üzere mülklerini ve her şeylerini kaybettiler. Sıfırdan bir yaşama başlıyorlar. Dolayısıyla sunabileceğimiz bütün insani ve dini ihtiyaçları orada karşılamaya yönelik bir gayret içerisindeydik. Tabii ilk süreç çok yoğun, daha çok gıda üzerinden ve temel ihtiyaç malzemeleri üzerinden yürüdü. Havalar soğuktu, mutfaklarımız oradaydı. Bütün deprem bölgesinde faaliyet gösterdiler. Tabii ki süreç böyle devam etti. Tabii bu ilk sürecin belki de en önemli tarafı, konuşulması gereken taraflarından biri de cenaze, defin, teciz ve tekvin çalışmalarıydı. Bunlar gerçekten çok meşakkatli işlerdi. Evet. Yani Diyanet kuruluşu burada bir çok kıymetli bir hikaye yazdı. Evet. Aslında bu Diyanet'in doğrudan kendi görevi olan bir şey değil. Yani orada bir hoca bulundurmak evet bizim görevimiz ama yani çukuru kazmaktan tutun da insanları kefenlemek dahil, oraya yerleştirmek dahil, onların sıralarını koymak, evraklarını tutmak dahil bunların hepsinde Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakfımız çok aktif görev aldı. Özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığımız bu görevi icra etti. Sahada o süreçte yaklaşık 40 bin kişiyle sahada birebir personeliyle. Diyanet'ten. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yoğun bir gayret ve çaba sarf etti. Çünkü çok zor bir süreç. Yani ilk 15 gün binlerce insan defnediliyor ve siz oradasınız. Hepsini kefenliyorsunuz, hepsinin yüzlerine bakıyorsunuz. Deforme olanlar var, olmayanlar var. Çok zorlu bir süreç. Yani çok özür diliyorum. Kefenledikten sonra kenara gidip, istifra edip tekrardan gelip görevine devam eden yüzlerce, binlerce gönüllümüz oldu. Sürekli bu çalışanlarımız orada sirkülo ettiler, değiştiler. Tabii ki bir de aynı zamanda manevi rehberlik boyutu var işin. Manevi danışmanlık boyutu var. Sahada şu an 15 bin Diyanet personeli her 15 günde bir değişerek sürekli sahaya gidiyor. Yeni eğitimler alarak, psikolojik, psikososyal destek eğitimleri de alarak, gerek işte dini eğitimleri de alarak bölgeye intikal edip insanların zihinlerinde oluşan bir takım musibetten kaynaklı sorular, stresten kaynaklı bir takım durumlar söz konusu. Manevi manada bir destek sunuyorlar. Manevi rehberlik ve danışmanlık hizmeti bir hadis-i şerifimiz sunulmaya var. Devam ediyor. Evet. Manevi rehberliğe geçelim. Hangi tür faaliyetler yaptı? 4-6 yaşına değinmenizi de istiyoruz. Her gün bu vakitte Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanelerimize geliyor, sofralarımıza, evlerimize geliyor. Hadis-i şerif ikram edecek. Acaba bugün Allah'ın elçisi Aleyhisselatü Vesselam bizi hangi güzel sözüyle şereflendirecek? Gelin hep beraber hadis-i şerifi dinleyelim. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki, onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuğumuz Ankara'dan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin Bey bizimle beraberler. Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerini konuşuyoruz. Deprem bölgesinde manevi rehberlikten bahsettiniz yaklaşık. Evet. 40 bin personelin bugüne kadar orada teciz, tekvin, manevi hizmet, arama, kurtarma vesairede çalıştığını söylediniz. Buradan devam edelim. Nasıl bir rehberlik yaptılar personelimiz? Tabii ki şimdi insanların doğrudan sormak istediği sorular oluyor. İşte vefat var ortada. Evet. Yani sadece hani eskiler derdi ki Allah sıralı ölüm versin.
diye bir dua vardır, meşhur, hatırlarsınız. Evet. Tabii burada konu biraz daha farklı. Yani bir bütün ailesini kaybetmiş bir gençle karşılaşabiliyorsunuz ya da eşini, çocuğunu, annesini, babasını defnetmiş insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu tarz insanların bir takım soru işaretleri var. Gerek dini sorular, gerekse bir takım tavsiyelere ihtiyaçları var. Hanımefendilerin bir takım ihtiyaçları var. Dini aklınıza gelebilecek bütün konularla alakalı bir rehberlik süreci burada işletildi özellikle. Tabii ki müftülüklerimizin, şubelerimizin de hemen gayretleriyle 4-6 yaş çocuklarımıza yönelik bir takım etkinlikler, etkinlik çadırları, hatta Gaziantep Sayın Cumhurbaşkanımız da ziyaret etti. Hemen fabrikten bir 4-6 yaş kursu bölgede açıldı. Buna yönelik birçok çalışma yapıldı. Yani burası gerçekten çok değerliydi. Biz kimi zaman şeyi anlatıyoruz, sahaya bu kadar evet. araç gönderdik, bu kadar şunu yaptık, bu kadar çadır vesaire falan ama aslında insana dokunan en kıymetli taraflardan biri buydu. Bu ilk günlerin travmalarıydı. Yani elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfı A'dan Z'ye bütün hizmetleriyle bölgedeydi ve oradaydı. Personeliyle ve gönüllüsüyle çok yoğun bir şekilde oradaydı. Tabii ki Ramazan iklimiyle birlikte ne yaptık? Evet. Asıl konuşmamız gereken kısım bu. Tabii ki bölgelerde yemek ikramlarımız vardı, mutfaklarımız vardı. İkramda bulunuyorduk insanlara. Güç öğün yemek veriyorduk, kahvaltılık vesaire, içecek, şu bu, hepsi dahil olmak üzere. Tabii Ramazan bir iklim. Biraz da acıları hafifletmek adına hem çocuklarımızı hem hanımefendileri düşündük. 9 tane büyük etkinlik çadırı kurduk. Şu an 41 bölgede Türkiye Diyanet Vakfı çatısı altında günlük 50 bin kişiye sıcak yemek ikramı, iftarlık ikramı ve sahur ikramında bulunuyor. Tabii ki bunlardan 9 tanesi büyük etkinlik çadırı. Yani içinde sinevizyonların seyredilebildiği, ses sisteminin olduğu, mukabelelerin okunduğu, duaların edildiği, İftarlardan sonra çocuklara etkinliklerin düzenlendiği, Hacivat Karagözler'in geldiği, pamuk şekerlerin yenildiği falan filan, Ebru'ların yapıldığı, dikiş nakış atölyelerinin çocuklar için işletildiği, biraz da böyle Ramazan iklimine, çocuklarımızın da böyle zihnini biraz dağıtabileceğimiz bir takım çalışmalar planlandı. 9 etkinlik çadırında bunlar Ramazan boyunca dolu dolu devam ediyor. Gene bu çadırlarımızda ikramlıklarımız oluyor. Gene bu çadırlarımızda mukabelelerimiz oluyor. Bunlar büyük etkinlik çadırları. 1000 metrekare, 700 metrekare, 800 metrekare gibi devam eden çalışmalar. Ve bunlar bayramın birinci gününe kadar devam edecekler. Çocuklarımıza burada tiyatrolar sergiliyoruz. İşte filmler seyrettiriyoruz, sinevizyonlar, oyunlar yaptırıyoruz. Buna benzer aslında Ramazan iklimini çocuklarımıza dört dörtlük yaşatabileceğimiz, ailelerimize yaşatabileceğimiz bir ortam hazırlamış olduk. İfade ettiğim gibi 50 bin kişilik günlük sıcak şu yemeğimiz anda devam var. Ediyor. Evet, şu anda bu hali hazırda devam ediyor. Harika. Ramazan süreci sonrasında da Kızılay'ımızla birlikte beslenme grubundayız. İstişare ederek hangi bölgelerde ne şekilde devam edeceğimizi devletimizle, AFAD'ımızla da birlikte koordineli bir şekilde belirleyeceğiz ve bölgede bulunmaya devam edecek Türkiye Diyanet Vakfı. Bayramla ilgili özellikle Türkiye Diyanet Vakfı'nın deprem bölgesinde yapacağı bir faaliyet var mı? Hani bir bayramlaşma olabilir, genel manada başka bir etkinlik bayram olabilir. Bayram etkinlikleri, bayram çalışmaları, bir takım tiyatrolar, çocuklarımıza yönelik bir takım etkinlikler, tabii ki bir takım bayram etkinlikleri olacak, bayramlaşmalar olacak. Bayramın bayram süresince de çadırlarımız orada bulunacaklar. Tabii ki bu süreçte devam eden en önemli çalışmalardan biri konteyner çalışmalarımız. Evet. Türkiye Diyanet Vakfı 3600 konteyneri bölgeye göndermek için bir çalışma başlattı. Tabii ki bunun 1500'ün üzerinde, çünkü peyderpey akıyor, yani 1550 civarındaki konteyner sahaya ulaştı. Ve bunlara yavaş yavaş yerleşim başlıyor. Geriye kalan kısmı da çok hızlı bir şekilde koordine ediliyor. Yani 3500'ü aşan, ifade ettiğim çadır bölgeye intikal ettirildi. Vatandaş neye ihtiyaç duyuyorsa, yani bölgede elinin üzerinde araçla seferberlik halindeyiz, köylerdeyiz,
Yani ihtiyaç duyulan her yerde zaten camimizle, müftülüğümüzle oradayız. En ufak bir malzeme ihtiyacında, gıda ihtiyacında evet. hemen oraya gidiyoruz. Tabii ki deprem bölgelerine yönelik bunları yaptık. Fakat deprem bölgelerinin bir tık dışında olan, ilçelerde olan kardeşlerimiz var. Buralara da paket, 100 bin paket hazırladık. 100 bin paketi dağıtıyoruz şu an Ramazan başından beri. Bunlar gıda paketleri. Gene hijyen paketlerimiz var 100 bin adet. Bunları da dağıtıyoruz. Sadece depremin ana merkezinde olan kardeşlerimizin için değil, illerimize gelen depremzedeler için de hem zekattan hem farklı kaynaklardan hizmetler sunuyoruz, hem bu paketlerden ihtiyaç olduğunda yardım veriyoruz. Bir de özellikle yardım kartlarımız var. Yani Konya'da, İstanbul'da gelen depremzedeler için her biri 500 TL olmak üzere. Onlardan markete gidip ihtiyacını görebiliyor. Aynen, kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Onlardan da 100 bin adet çalışma yaptık. Gene bayramda bayramlıkları dağıtacağız. Yani Ramazan ikliminde olabilecek en nazik şekilde A'dan Z'ye, yaşlısından çocuğuna kadar bir çalışma içerisindeyiz. İbadet setleriyle çocuklarımıza çantalar yaptık Ramazan için. Totalde bütün çalışmalarımızı bir Ramazan ve bir bereket hassasiyetiyle yürütüyoruz. Evet, Sayın Çetin çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan geldiniz, davetimize icabet ettiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Davet sağ olun, ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim bugün Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin Bey bizimle beraber oldular. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini bizlere anlattılar. Kendisinden razı olsun Rabbim. Saniyeler kaldı iftarımıza. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçlarınızı katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.